Televizyonlarda yani kendilerine yakın medyada veya tırpan altına aldıkları, denetim altına aldıkları medyada niçin özgürce konuşulmasından korkuyorlar? Yani bazı listeler var. Ben o listelere giremiyorum epey bir süredir. Konunun uzmanları da giremiyor. Bugün bir hukukçu bir tweet atmıştı. Diyor ki falanca isim diyor her konunun mu uzmanı olur? Ya bazı konularda belki biz uzmanızdır diye yani dalga geçiyor. Biz KHK ile atıldığımızda mesela televizyonda niteliksiz, tek nitelikleri iktidara yakın olmak olan insanlar oturdukları yerden bize dair konuşuyorlardı ama hiçbirisi şunu söyleyemiyordu mesela. Ya şu arkadaşlar bir telefon uzaklığında, bilişim çağındayız. Arayalım, anlatsınlar bakalım. Çünkü neyi benimle ne konuşacak ki? Yani orada yüzleşebilir. Yani buradan şuna varmak istiyorum. Veya siz demin işte Yoğurtçu Parkı'ndaki HDP'nin adalet ve vicdan eylemi oraya görmelisiniz. Yani kaç kat bariyer var orada. Toplumla temas olur diye ürkülüyor. Diyarbakır'da ürkülüp sonra manşetleri atılıyor. İnsanlar teveccüh göstermedi gibi manşetler atılıyor. Yani burada şöyle bir durum var bence. İnsanları mağdur edebiliyorsunuz ama mağlup edemiyorsunuz. Mesela bu ülkenin çok ciddi bir demokrat birikimi de var. Bu insanlar defalarca mağdur olmuşlar. Hatta işte çok meşhurdur işte Korkut Borata Hoca'nın babası atılmış, kendine atılmış, öğrencilere atılmış. Bu kavramı kullanmak istemiyorum ama işte laik sol kesimdeki insanların mağduriyetleri de hep yok gibi bir anlatı kurgulanıyor. Yani bunlar sanki külliyen, o kesim tabii ben genelleme yaparak anlatıyorum ama bir sürü farklılık var. Tam da bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar her zaman sanki böyle şeyler, beyaz Türkler hep iktidardalardı. İşte yani bu anlatı içinde oradaki demokrasi için asıl mücadele, 90'larda mesela Kürt meselesi için Batı'da kim mücadele ediyordu? Sayın kaç tane İslamcı vardı içinde? Yani ben kelle yarışına girmek istemiyorum ama bu insanların yani elbette Ömer Faruk Bey gibi insanlar da var ama şey demek istiyorum. Bunlar da var demek istiyorum. Yani sadece orada değil. Bu insanların ısrarla sahada olduklarını, her fırsatta mücadele etmeye çalıştıklarını ve bunların örneğin bugünkü duruşları itibariyle darbecilik vesaire gibi bir şeyle hiçbir şekilde lekelenmediklerini görüyorum. Bu Türkiye için ileriye dönük umuttur. Şimdi hakikat